Evet, özgürüm. Güzel bir şampiyonayı yine geride bıraktım. Evet. Serüveni anlat bakalım. Anlatayım. 3-11 Haziran 2018'de Almanya'da başkenti Berlin'de yapılan şampiyonada Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Aynı zamanda kendi rekorlarımı kırdım. Kendi ana branşımda kurbağalama stilinde rekor kırdım. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası serüveni olacak. O da neredeydi? İrlanda'da olacak. Daha şu an tam olarak tarih belli değil. Ağustos ayında yapacaklarını söylediler. Ona hazırlanıyoruz. Bakalım inşallah oradan da bir Avrupa Şampiyonası madalyası alarak hem Edirne'mizi hem de ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ederek sevindirmeyi düşünüyoruz. Kaç dalda yarışacaksın orada? Orada 5 dalda yarışacağım. Kurbağalama, serbest, sırt ve kelebekte. Ama benim en iyi branşım, fark atabildim, kurbağa. Onda bir rekor kırmayı düşünüyorum. Kısmet olursa orada bir rekor kırarak madalyayı oradan almayı planlıyorum. Bakalım. Ağustos ayına kadar yoğun bir çalışma olacak. Evet. Günde kaç antrenman yapıyorsun? Sabah akşam 6 gün 2'şer saat yüzüyoruz burada. Şimdi 50 metrelik havuzumuz da oldu. Oraya geçeceğiz. Aynı zamanda şimdi burada pek durmayacağım gibi gözüküyor. Kamplara gideceğiz. Ankara'da bir kampımız olacakmış. Ondan sonra bir kampa daha gideceğiz. 15 gün arayla sanırım Edirne'de olmayacağım. Milli takımla beraber hem kamplar hem ondan sonra da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi planlıyoruz. Böyle. Bugüne kadar ettiğin başarılardan da biraz söz etsin. Ben 7 yıldır yüzüyorum. 46 tane madalyam var. Hep bu zamana kadar altın kız olarak bilindim. Çok şükür hiç rezil olmadan alnımızın akıyla hep madalyalarla döndüm. Boynumda çok sayıda madalyalar vardı. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da böyle bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Benim zaten Türkiye şampiyonlarında artık gözüm yok. Daha büyük inşallah madalyaları almayı planlıyoruz. Darısı 2020'ye dünya şampiyonasına bakalım. Evet. Tabii sponsor önemli. Aynen öyle. Ne durumda şu anda destek olarak? Ben Almanya belediyemizin, borsanın ve Elmas Hanım'ın Kadın Girişimciler Köylü Pazarı sayesinde Almanya'ya gittim. 15 bin lira gerekiyordu. Sağ olsunlar, onlar da beni mahcup etmediler. Ben söylemeden kendileri çorbada tuzumuz olsun diyerek bana bir şekilde yardım etmişler. Onlar sayesinde gidebildim. Çok büyük bir sıkıntı bizim için gerçekten sponsor konusu. Bizim tepeden tırnağa her şekilde masrafımız çok büyük. Diyetisyenimizden tuzun üstümüzdeki mayalara kadar, özel mayalar aynı zamanda bunlar. Suda kayan mayalar. Her şekilde masrafımız ne yazık ki çok büyük. Ben de 7 yıldır yüzüyorum ama bu konuda çok üzgünüm. 7 yıldır kimse hiçbir şekilde elimden tutmadı. Sağ olsun, az önce de söylediğim gibi Edirne Belediyesi olsun, borsa olsun, onlardan yardım alabildim ancak. Böyle. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz tabii ki. İlk önce onunla gurur duyuyoruz. Yani işte derece alsın almasın, o bizim başımızın tacı zaten. Ama derece aldığı için çok mutluyum. Ben inanıyordum onun derece alacağını. O kendisine inanmıyordu ama ben hep telefonda sen derece alacaksın, başarıp geleceksin diye sürekli telefonla görüştüm. Başardı çok şükür. İnşallah İrlanda'da da iyi bir başarı elde eder. Çalışmalarına gidiyorsunuz mu? Antrenmanlarına gidiyor musunuz? Ben her gün beraberim çalışmalarında. Sürekli. Peki Özge evde nasıl bir kız? Evde ne yapıyor? Ne ediyor? Varlığım ile yokluğum bir. Evet. Özge'nin iki tane kedisi var evde. Onlarla oynuyor. Onlarla şey yapıyor. Özge en çok memur olmak istiyor ama maalesef daha olamadı memur. İnşallah olacak. Bir yandan da okuyor zaten. Evet, evet. Bir yandan da okuyor. Üniversite öğrencisi.
üniversite öğrencisi ama tek hedefimiz Türk bayrağını dallandırmak. Başka bir şey istemiyorum ondan. İnşallah. Ona inanıyorum onu da dalgalandıracağına. Çünkü biz buraya çok zorluklarla geldik. Zor başardık. Ama inşallah Türk bayrağını da sallamayı başaracağız Özge ile birlikte el ele. Ben teşekkür ederim.